Akbelen Ormanı Ekoloji Birliği Meclis Toplantısı başlangıcı, hazırlıklar. Toplantı yapacağımız alanın etrafı pankartlarla çevrildi. Katılımcılar geldiler. Ve Ege Çep pankartı, arkadaşlar, şehirler. Bekliyoruz toplantının başlanmasını. İsmail, bildiğiniz gibi. Süheyla ile Mehmet de bildiğiniz gibi baş başa vermişler. Ne söylüyorlar bilmiyorum. Evet, Ayşe ve Ömer abi geldiler. Berlin Yeşilevi temsilen. Osman hocam merhaba. Merhaba. Komandante burada. Evet. Erhan da burada. Ben bile buradayım. O bile burada, evet. Evet. Arkada Ekoloji Birliği yürütmesi bir şeyler kaynatıyor. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Birlik, mücadele, yaşam. Birlik, mücadele, yaşam. Biz ama çok sinirim ayrı. Araç alanda ya, şimdi burada sinir çıkıyor ya, getiremem oraya. Ben de bıraktım, aslan oraya çıkacak ya. Tam şeyde, hengamedeyim şu anda. Dernekler Federasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Aslı Kahraman Eren, aynı zamanda da Vadide Vadiren işimlerim. Yaklaşık son bir senedir yürütme kurulunda arkadaşlarımla birlikte bir mücadelenin içine dahil oldum Ekoloji Birliği'nde. Ben öncelikle son bir senedir arkadaşlarımla birlikte yürütmede olduğumdan dolayı çok mutlu olduğumu, gerçekten kolektif çalışmanın dayanışarak, birleşerek, büyüyerek beraber mücadele etmenin ne olduğunu, birbirimizi tamamlamanın, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden amacımızın gerçekten yaşam mücadele olduğunu bilerek, hiyerarşi kurmadan ciddi anlamda birçok çalışmalara imza attık. Birçok alanlarda sayısız gözaltılarıyla, sayısız mücadele ve basın açıklamaları alanlarında bizler yoldaşlarımızla beraberdik. Ve ben hepsini sizlerin huzurunda bir sene boyunca yürütme kurulunda birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, eş başkanlarıma, Halime'ye, Güner'e, İsmail'e, Harun'a ve burada Sultan'a çok çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte İkizlere Dernekler Federasyonu olarak yürütmene devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle, ekokırımla ilgili ilk ekokırım... Bir dakikanı teşekkürlere bağladın, 49 saniye. Öyle miydi? Ben evet. Dinledim de herkesi. 15 dakika herkesi dinledim. Şimdi şöyle oldu. Ekokırım gerçekten çok heyecanlandırdı beni. Ekokırım tartışmaları yapılırken... Ekokırım bundan aylar önce, hatta bir sene oldu arkadaşlar, 7 gün boyunca katıldığım gazhanedeki konferanslara dahil oldum. Yurt dışından gelen, farklı ülkelerden gelen aktivistlerle ve hukukçularla birlikte etapları tanımladık. Sonrasında başladığımız ekokırım çalışmalarımız, Zoom toplantılarımız, hem teori hem pratik ikisini birbiriyle birleştirerek birçok zeminde, birçok alanda ekokırımı konuşmaya çalıştık ve bir yere geldik ve sonuçta ekokırımla ilgili bir dakika. Şey,
Süleyman abi benden al, ona ver diyeceğim sana. De bende de kalmadı ki işte. Benden alsın sana versin. İsmail senden alırsa daha da çok çıkartması gerekiyor. Ekokırım'la ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten Ekokırım şehir şehir imza toplanan, şehir şehir bu mücadeleye dahil olan bir direniş adı altında çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Biz İstanbul'da her cuma Kadıköy'de İklim Adaleti Koalisyonu Ekoloji Birliği olarak her cuma imza masalarımızı açtık. Her perşembe Şişli'de imza masalarımızı açtık. Ve diğer şehirlerdeki arkadaşlarımıza ulaştık. Onlar da imzalarını açtılar. Şu anda gerçekten sayısız imza var elimizde. Ve biz Ankara'ya gidip tabii gönül isterdik ki sistemi ve bu siyasi düzeni değiştirip yeni siyasi platforma bu imzayı ulaştıralım. Ama maalesef şunu da ez cümle söylemek isterim ki altılı masada gelmiş olsaydı eğer Ekokırım'la ilgili bir konuya şuraya da nükleer yapılacak, buraya da taş ocağı yapılacak diye bir projeyi imzalamış olsaydı biz onlara karşı da direneceğiz. Direneceklik direnmeye de devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ya da işte inisiyatifler biris yani federasyonda daha hür olurlar. Her yerel dernek kendi protestosunu yaparken bunun sorumluluğunu da alır. Yani buradaki mesele şu. Federasyon yapacağı şeyler ayrı, yerel dernekler ya da yerel grupların yapacağı şeyler ayrı. Bu ikisi birbiriyle karıştırıldığı zaman her zaman için birbirine insanlara küsmesine neden oluyor. Bazı grupların da ayrılmasına neden oluyor. Benim 4 sene, 5 sene Ekoloji Birliği'nin ilk toplantısını izlediğim kadarıyla insanlar, yani çeşitli gruplar ayrıldılar ve bu gelmiyorlar yani ayrılmadılar da yani dolayısıyla nedenlerden de bunu benim izlediğim kadarıyla bu. Yani yerellerle ana iktidarın arasındaki problem her zaman için tehlikeli bir şey. Dolayısıyla yereller kendi şeylerini daha güçlendirmeliler, yapmalılar ama federasyon da ayrı bir tarzda yapmalı. Bunların ikisi bizimle toplantıda karıştırılmıyor. Tabii çok biraz yorgunum. Çok detaylı konuşamıyorum ama yani bu konunun her toplantıda tartışılmasından yanayım. Yeni bir cümle varken bunu bir umut olmak lazım. Bey, şu ihtimal etmeye başladım. Arkadaşlar divan kolaylaştırıcı olarak araya giriyorum. Herkes susabilir mi lütfen? Şimdi daha önce bir uygulamamız oldu. Biliyorsunuz Van Çevre Derneği bileşen başvurusunda bulunmuştu. Mehşen konuğu askıya aldık Van'ın bileşenliğini. Daha sonra görüşmeler oldu. Meh kendi gerekçelerini açıkladı ve şahit kaldırdığını söyledi. Çekildi ve Van Çevre Derneği bileşen başvurusunu işleme koydu. Kabul etti. Bir sonraki meclis toplantısında. Burada da bir bileşenin şerhi varsa yine Yeşilyaşam Derneği'nin başvurusunu askıya alırız. Arkadaşlarımız gerekçelerini, bizi ikna edici gerekçelerini sunarlarsa bir sonraki toplantıda görüşürüz. Durumu böylece bağlayalım. Bir sonraki bileşen toplantısında mı ya da işte meclis toplantısında mı onu daha sonra isterseniz kararlaştırırız. Yürütme toplandığında toplantılar herhalde bir şey yapar, düzene bağlar. Yurttaşın yasamaya müdahil esas amaç bu. Yani Ekokırım tamam, doğaya karşı suç tamam. Ama bir burada hem yani yurttaşın edilgen halden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müdahale etme şansına sahip olma meselesi. Yani bir dilekçe o biliyorsunuz. Hukuken yani yasa teklifi verilemiyor ama dilekçe veriliyor. O yüzden TC numaraları istemiştik. Yani ıslak imza istemiştik ve TC numaraları istemiştik. Sonra onu hafiflettik. İşte bir sürü şey de geldi. Son şunu da söyleyeyim. Ekokırım Çalışma Grubu diye bir grup var. Bir koordinasyonu var. Bu iş, bu tartışmalar bütünüyle orada yürüyor arkadaşlar. Ekoloji Birliği de eş sözcüleriyle birlikte o hem koordinasyon kurulunda hem o grupta bunu da ifade edeyim. Teşekkür ederim. Yani 7 sene yaklaşan direniş alanında, aktif ve betonlu alanda
Oradaki trebüş yürüten arkadaşlarımız gerçekten çok yorulmuşlardı. Biraz dirençleri kırılmıştı. Nöbetin devamlılığıyla ilgili değerlendirmeler başlamıştı. Ama en önemlisi de Limak'ın Akdeniz'e girerek bu fikresi ciddi bir... Afet, doğal olayların insanlar tarafından... Evet, afet doğal olayların insanlar tarafından kırıma dönüştürülmesidir. Bunu bu şekilde tanımlamamız lazım. Deprem bir afet midir? Hayır. Deprem bir doğa olayıdır. Ama afete dönüşmesi bunun insanlar nedeniyledir. Bunun gibi kuraklık bir afet midir? Hayır. Bir doğa olayıdır. Bunu afete dönüştüren insanlar. Bu perspektiften bakmamız lazım biz ekolojistler olarak, çevreciler olarak. Olaya bu şekilde bakmamız lazım ve afet sonrası için yapılan çalışmalar çok çok önemli. Ama biz afet öncesi çalışmalara da ağırlık vermemiz gerekir ki toplum içerisinde bunu yerleştirelim ve doğal olayların afete dönüşmesini önleyelim. Bunun için de televizyon programları, paneller, toplantılar, yürüyüşler vesaire hepsini yapabiliriz. Ben EGÇEP ve Ekoloji Bilim Kurulu üyesi olarak bu konuda yeni yürütmeye de elimden gelen katkıyı vereceğim. El birliğiyle afetlerin oluşmasını önleyelim arkadaşlar. Doğal olayların değil, afetlerin oluşmasını önleyelim. Bizim de bittiği için Zoom yerine belki Ekoloji Birliği toplantılarımızı yani 3 ayda bir mi, ayda bir mi değişik direniş alanlarında yapabiliriz. Önümüzde yaz olduğu için hem yani bir araya gelmemiz daha çok olur hem de işte direniş alanlarına destek vermiş olur ki oradaki sorunları yakından öğrenmiş olur. Suç işleyerek yer altına başladık deseniz burası açık ocak. Kapalı ocak değil burası. Maalesef kapalı ocağa bak, suç işleyerek ilerliyor bu kömür şirketleri. Bu zeytinlere, bu ileride benim elimde bir fotoğraf makinesi 9 seneden beri. Gizlice onlar görmez yanından. Önce bak bu amcamın kızı benim zeytinin yanında. Müze müdürlükleri önce yerin altında hazine var mı diye böyle hallaşma mı gibi diyorlar zeytinden aradı. Yukarı taraflar araziler satılan yerlerde bakabilirsiniz. Ondan sonra burada bir şey yok. Santrala girebilirsiniz gepçilerle diyorlar. Önce işçiler sizler gibi geliyorlar. Bu kaç senelik asırlık zeytinleri odun kesim makineyle kesiyorlar. Odunla ediyorlar. Gibi diğer bölgelerin mesela Karadeniz Çevre Platformu, Doğu Anadolu Çevre Platformu eksik olan çevre platformları tamamlayarak ekoloji birliğini güçlendirmeyi öneriyorum. Tam anlayamadı, pardon. Egeç'im biraz bölgesel platformları öneriyorum. Tamam.